sorularımız geliyor. Diyor ki bulut ticaret işletmesinin belli bir faaliyet döneminde stok hareketlerine ilişkin bilgileri şöyledir. Dönem başındaki malı 5.000 TL'ymiş. Malının tutarı 5.000 TL'ymiş bu adamlar. Bununla ilgili bir kaydımız yok arkadaşlar. Bilgi olarak vermiş bize. Daha sonra %18 KDV hariç ne yapmış? Mal satmış. İkinci soruda yine mal satmış. Üçüncü soruda yine mal satmış. Dördüncü soruda da dönem sonunda diyor. Bu adam bunları sattıktan sonra bir de dönem sonu stoğuna baktım diyor. 5.050 TL'lik de dönem sonu stoğu var. Şimdi biz bunun aralıklı envanter yöntemine göre işleyeceğiz bunu. Soruları yaptıktan sonra diyeceğiz ki bu adam dönem başında bu kadarı vardı. Şunları dönem içinde sattı. Dönem sonunda da şu kadar mal stoğu var. Demek ki bu malların maliyeti şu kadarmış şeklinde aralıklı envanter yöntemine göre envanterini yapacağız arkadaşlar. Peki, ilk sorumuz. 12. ayın 5'inde %18 KDV hariç 450 TL tutarında mal peşin alınıyor. Mal alış kaydımız Kasamızdan para hocam mal azalıyor. alışı yapmış. Yüz kasadan yapacağız. 153 ticari mala 191 indirilecek KDV hesabını kullanıyoruz. Evet, Ve çok 100 kasa. 153-191 paralelden çıktı, kasadan çıktı. 100 kasayı da sağ tarafa yazıyoruz. Kaydımıza geldik. Aynı dediğiniz gibi arkadaşlar. Ne Biri kadar hemen SS alsın arkadaşlar. 450 TL. Biraz da alıyorum ben. %18 KDV'si 81. Yani neyse beni alır atarım gruba. Konuşmayın da hoca bir şey yapsın. Arkadaşlar ben atacağım. Siz şey yapmayın. 450 TL bu ticari malların tutarıydı. Yazdım, arttırdım ticari malları. Daha sonra KDV'si 81. Hocam para kasadan çıkmış toplam 531 lira. Tamam, bu soru basitti. Geldik ikinci soruya. Bu sefer de 300 TL tutarında mal çek karşılığı satılıyor. Ne olacak? Ticari malların Alınan çekler. 600 yurt içi satışları 391 Ay. indirilecek KDV. Aynen. Satış kaydım 600-391. Eğer sürekli envanter yöntemini kullanıyor deseydim bu sefer diyecektik ki bir de hocam malı maliyet kaydı vardı bir de ticari mallar 621. diyor şeklinde bir kayıt vardı. Ama burada böyle bir kayda ihtiyaç yok. Direkt mal satış kaydını yaptım ben. Evet. Bakıyorum arkadaşlar. Mal satmışım 300 TL. KDV'si de 54 lira hocam. Karşılığında ne almışım? Çek aldım. Çek. Çek aldım. Alınan çekler arttı. Elimdeki çeklerin miktarı arttı. Burada 101 alınan çekleri yazdım. Bunlar sizin tıkır tıkır yapacağınız sorular. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü Hocam soru. 2 ay vadeli derken bu kısa vadeli uzun vadeliye mi gireceğiz? Tabii eğer bir vaat ediyorsan kesinlikle hemen aklınıza ya kısa vade mi uzun vade mi bunu düşüneceksin. Burada 2 ay dediğim için ne olacak? Kısa vadeli. Kısa vadeli. 320 miydi o? Kısa vadelisi. Şimdi sorumuzu okuyalım önce. 321 de olabilir ama önce bir borç mu alalım? Evet. Bunu bir öngörelim. Diyor ki hocam diyor %18 KDV hariç 200 TL tutarında mal 2 ay vadeli senet karşılığında satıyor. Biz malı satmışız. Malı satarsam ve karşılığında da senet alırsam ne olur bu? 121 alacak 600 yurt senete, içi satışları. 600 yurt içi ve 391 indirilecek KDV. Aferin. Evet. Betül sen Ondan sonra parmak kaldıralım bence hocam ya. bugün ayın kaçı? 6'sı mı? Evet. 6 Ocak. Ben daha Beni mi iyisini yaz? söyledim. Beni mi yazıyorsunuz hocam? Herkesin söylediği şey olmuyor. Karışıyor. Kızlar ben bir şey söyledim. Orada hoca onu yakaladı onu diyor ha. Hepiniz birazdan konuşmam. Hocam Aynen. 320'ye satıcılara 600 yurt içi satışlar 391 demedi mi? Hayır ben öyle demedim. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz şimdi. Aynı Betül'ün dediği gibi. Burada ben mal satmışım karşılığında da senet almışım. O zaman bu benim bir alacağımdır. Alacak senetlerim artmış. 121. Hangisi? 2 ay vadeli dedi Betül. 121 hocam dedi. Eğer 13 ay 100 evet. 221 olacaktı.
O zaman sol tarafa Evet. 121, sağ tarafa da mal satışı 600-391 yazıyorum. Evet. Geldim kaydıma. Bak sol taraf 121 alacak senetleri. Sağ tarafta 600-391. Artık bu tutarları hiç söylemiyorum. Zaten kendiniz ondan görüyorsunuz arkadaşlar. Sonraki sorumuz. Evet hocam. Soru sorumuz var mı? Yok soruymuş bu. Şimdi arkadaşlar. Var ya sorumuz bir tane daha. O şeyde dönem sonu mastoydu. Şimdi bir şöyle bir tablomuza bakalım genel. Neyi tablosu bu hocam? Ya biz yemeğe kaydı yapıyoruz ya, bir de bunların defteri, kebirleri var, T'leri. Her hesabın kendi T'si vardı. İki tane hesap bizim için önemli. Aralıklı envanter yönteminde. Hocam ne kadarlık mal satmışım ben? 600 yurt dışı satışlara bakacağım bunun için. 300 200'e bir satmışım. Toplam 500 TL'lik mal satışı yapmışım. Peki ne kadarlık ticari mallarımda mal var? 5000 bir de 450 5450. Benim işletmeme gidiyorum. Stok şeyi açıyorum. Depoyu açıyorum. Bir bakıyorum 5450 TL'lik mal var. Şimdi hatırlarsanız soruda bir de şöyle diyordu en başta. Dönem başı stoğu 5000 TL'dir. Yani bu 5450 TL'lik malın 5000'i zaten sene başında varmış. 450 TL'lik de mal almışım ben üstüne. Şimdi hatırladım ben, öyle diyorum yani. Ondan onu çıkartacak mıyız? Şimdi malın maliyet kaydına geleceğiz. Hocam maliyet kaydı 620 miydi? 621 diye yapılıyordu. 621. Satılan malın maliyeti. Evet, ama malın maliyet kaydına gelmeden önce ne yapıyorum arkadaşlar? Önce bir satılan malın maliyetini bulmam lazım. Hocam benim dönem başı ticari mallarım 5000'di. Soruda demiştik. Bunu bir önceki derste vermiştim arkadaşlar, bu formül gibi. Evet. Dönem içinde ne kadarlık mal aldım? 450. 450. İki tane kayıt yaptım. Hatırlıyor musun? 200-250 TL. İki kere mal alışı yaptım. 450 TL. Dönem sonunda ticari mal stoku ne kadarmış? 5050. 5050'ymiş abi. 50. O da 400 şey yapacağım hocam. 450 değil de biz oraya niye 200 yazmadık da 450 yazdık? Niye 600'e bakmadık da 150'ye baktık? Çünkü dönem içi mal, ticari mal aldığımda, bir saniye hemen geri dönelim. Çünkü orada kafanız karışsın istemem. Hemen geri dönelim. Şimdi bak, önceki sorulara dönüyorum. Mal aldığımda ben ne yapıyorum? 153'e yazıyorum değil mi? Evet. 600'e yazmıyorum. Mal satarken 600'e yazıyorum. Evet. Onu biliyorum hocam. O yüzden dönem içindeki alışlarımda, bu alışlarımı bulmak için 153 ticari mallara bakıyorum arkadaşlar. Burada da 450 TL. Tamam, bir kere mal alışı yapmışım. Tamam hocam. Bir kere diye hatırlıyordum. Bir kere mal alışı yapmışım. Bu da 450 TL. Şimdi sorumuza devam edelim. Silelim. Satılan ticari malın maliyetini buldum arkadaşlar. 400 TL. Artık benim maliyet kaydım ne olacak? 621 malın maliyeti kaydı. Direkt 400 TL olacağım. Yani her mal satışından sonra yapmadım, mal alışından sonra. Direkt dedim ki ben şu zamanda malın maliyetini hesaplayacağım. Kafamdan bir tarih atmışım. 4 soru vermişim burada. 4 sorunun sonunda hesapladım. 400 TL olarak kaydımı yapacağım. Hocam bu aralıklı envanter yöntemi biraz daha şey insanı zorlaştırmıyor mu? Evet, zaten ondan bahsettik ya sabahki dersimizde. Aralıklı envanter yöntemine göre malın maliyetini bulmak çok zor arkadaşlar. Sürekli envanter yöntemi çok daha ayrıntılı, direkt sonucu veren bir şey. Ama aralıklı envanter yönteminde bulmak çok zor. Çünkü bir sürü alış yapmış olacaksın.
Hepsini aynı fiyattan almıyorsun ki onların. Sadece göstermiş olalım şu an. Maliyet kaydının aralıklı nasıl yapılıyor diye. Peki 400 TL olarak bunu bulmuştuk. Ne yapacağız arkadaşlar? 621. Satılan Satılan ticari malın maliyet. maliyet 400, 153 de 400. Yani ticari mallar. bu malın maliyet kaydıydı. Bu hangi soruymuş ya? Bunu buraya yanlış yazmış ya. Üçüncü soru hocam. Evet, bu soruyu yanlış yazmışım arkadaşlar. Bu şu olmayacak. Şöyle bir şey. Bunu zaten çözmüştük biz. Bu malımızın maliyet kaydı. Peki hocam, gelir tablosunda benim ne kadar karım var? Bunu nasıl bulacağım? 100 TL. İşte bir tane satış kaydı yapmıştık ya. Hocam niye 600 yurt içi satışlardakini o 500 TL yazmıyorsunuz demiştin Elif. İşte onu şimdi kullanacağız. Yurt içi satışlarımda benim ne kadar para var? Ne kadarlık mal satmışım yani? Hocam diyor sen diyor 500 TL'ye 500. mal sattın. Tamam diyorum. Bu malların maliyeti ne kadar? 400 TL. 400. Sattığımdan 100 lira maliyeti kar. çıkartıyorum. Yani aldığımı çıkartıyorum. Kaç almıştım? 400 almıştım. Kaça sattım? 500'e sattım. 100 TL Çarpı karımız oldu. 100 TL benim karım var arkadaşlar. Bakalım başka sorumuz var mı? Yoksa bırakacağım size. Herhalde bir tane de iade kaydı olması lazım. Yok hocam, mal stok kaydı vardı. Evet. Aynen hocam, 4 taneydi. Yok, o kayıt değildi. O bize dönem sonunda işte şu kadar elinde mal var şeklinde. Ha, açıklama mıydı o? Biz de onu soru olarak yazdık. Şimdi satış iadesine bakalım arkadaşlar. Mal sattık. Adam dedi ki ya ben bu malı beğenmedim sana iade edeceğim. O zaman 610 satıştan iadeler hesabına yazıyoruz. Satıştan iadeler hesabına yazıyoruz arkadaşlar. Hocam 611'de indirim satışı mıydı? Öyle hatırlıyorum da onu bir Evet, yazayım dedim. satış indirimleri o da. Ha, Eğer tamam. satıştan iskonto yaparsak da oraya yazıyorduk. Tamam hocam. Şimdi ilk sorumuza gelelim. Bu iki sorunun arkadaşlar iki tane çözüm var. Biri sürekli envanter, diğeri aralıklı envanter. İkisine de bakacağız. Demiş ki maliyet değeri 50 bin TL olan maliyet değeri ne demekti? Benim aldığım fiyat. 50 bin almışım ben malları. Diyor ki bu mallar diyor %18 KDV hariç 55'e veresiye olarak satılıyor. Kredili. Evet, kredili veresiye olarak satılıyor. Veresiye deyince ticari malı yazacaktık. Veresiye deyince aklımıza her zaman ya alıcılar gelecekti ya satıcılar gelecekti. Eğer ben satıyorsam ben kime satarım? Alıcıya satarım, değil mi? Alıcıya. Alıcıya. Evet. Burada da zaten satıcı. Evet, burada 600 yurt içi. ben satmışım arkadaşlar. Sattığım için veresiye satmışım. Alıcıya kaydedeceğim veresiyeyi. İkinci soru. Şimdi yüzeysel bakıyoruz böyle. İkinci soruda diyor ki satılan malın %18 KDV hariç 11 bin TL tutarında kısmı iade ediliyor. Bak mal sattım. Sonraki kaydımda da iade kaydı olacak. İade bedeli alıcının hesabından düşülüyor. İade edilen malın maliyet değeri 10 bin TL. Bak işler çok karışmaya başladı. Ama biz aşama aşama soruları çözeceğiz şimdi. İlk sorumuzu yapalım. İlk önce sürekli envanter yöntemine göre çözüyoruz arkadaşlar. Diyor ki maliyet değeri 50 bin TL olan mal falan filan diye satıldı diyor. Bizim için önemli olan mal satış kaydı şimdi. Mal satışımda neydi bu? 600'e 600 yurt içi, 391 restçi bana kendisi. 95 indirir KDV. Evet, güzel. 600 391'i kullanacağım. Peki ne diğer taraftaki sol taraftaki hesap veresiye 100 Kredili. alıcılar. Evet, ilk kaydım böyle olacak arkadaşlar. Bakın 600 120 alıcılar. alıcılar. Evet, 120 alıcılar. Yanlış mı söyledim ben? Yo, ben şey yaptım, tekrarladım hocam. Doğru söylediniz. Şimdi geldi mal satış kaydında arkadaşlar. 600 yurt içi satışlar 55 bin lira
Hocam KDV %18'ini hesapladım. 9.900'de KDV'si. Dedim ki bu adam bana bu malın parasını sonra ödeyecek. 12 aydan kısa bir vadede ödeyecek. Veresiye, bakkal defterine yazdım bunu. Ama ben sürekli envanter yöntemine göre her zaman mal satışından sonra ne yapardım? Maliyet kaydı. Maliyet kaydı. Evet. 621'e 153. Çok güzel. 621'e 153. 621'e ne yazacağım Elif? Satılan malın maliyeti. Hayır, tutar ne yazacağım? Yani şeyini hesapla. Maliyeti işte. Ne kadar? Ya maliyet. Hesaplasa Elif Nur. Orada yazıyor işte 64.900. Hayır, maliyet kaydında ne kadar yazmam gerekiyor? O malın maliyeti ne kadar bana? Ha, 50 bin. Evet, 50 bin yazacağım. Bunu soruyor hoca yani sabahtır belli. Onu da söyle, sen de söyleseydin direkt buraya yazacaktım işte ismini. Ay 50 bin dedim ya, Nisa'dan önce dedim ya ben. Ay hocam işte. Ben önce. Hayır, sen ilk başta öyle demedin. Başta ben anlamadım ki zaten. Buraya doğru, ortalığı yaygaraya verme. Burası Esra Erol değil. Hemen de diye. Tamam mı? Ben mi hocam? Hayır hayır, Elif ediyorum ya. Ha pardon. Neyse, bittiyse sohbet edelim. Ben çok yorgunum, hiç kafam almıyor derste. Ama hocam yani yazsaydınız öder miydiniz? Evet, sorumuza dönüyoruz. Mal satış kaydını yaptık arkadaşlar. Bir de maliyet kaydına geliyoruz. Maliyet, yani bana geliş fiyatı kaçtı bunun ya. Bir de bunu yazayım ki ben karımı bulacağım. Demiş ki zaten soruda 50.000 TL maliyeti olan. O zaman maliyet kaydım arkadaşlar. 621'e 50 bin yazıyorum. 153'e de 50 bin yazıyorum. Hesap kapanıyor. 50 bin liralık malı ben satmış gibi 153'e yazmış oldum. Şimdi, işte. Maliyet kaydıma geldim. Bak, mal alışında ne yapıyordum? 153'i buraya yazıyordum. Şimdi geldim. Test kayıt. Ve bu 153'teki 50 bin liralık kısmı kapattım. Sonra bu parayı da gittim 621 satılan malın maliyetine aktardım. Sürekli envanter yönteminde kullanacağım şey buydu arkadaşlar. Yöntem bu. Peki devam edelim. Ya gruba 2'de 1'de bir şey atmayın da. Şimdi arkadaşlar diyor ki ikinci sorudayız. Müşteri satılan malın %18 KDV hariç 11.000 TL tutarındaki kısmını iade ediyor. 610 mı? Hocam bir şey diyebilir miyim? Evet. Nisa'ya diyeceğim. Nisa kitabı da gruba bir şey, fotoğraf atma da dikkatim dağılıyor. Grubu sessize. Ders bitince at. Ders bitince at Nisa. Ders bitince atsın işte. Bence de. Ne fotoğraf atıyor? Tamam. Ben zaten atacağım size bunları. Bence de. Şimdi ders. Kızcağız size işte ders not atmış. Ne üzüm? Sen de sonra atmış. Ucuya dinler üzüm. Şimdi arkadaşlar. Diyor ki satılan malın 11.000 TL'lik kısmını iade etmiş adam bize. Biz bunu satmıştık ya. Evet, geri iade. Sonra ödeyeceğim. Şimdi iade etti. Bunu biz satıcıya iade ediyor ama. Evet. Pardon, satıcı olur mu? Alıcı iade. Alıcıya. Bizim kim alır? Alıcı alır. Alıcı alıyor. Alıcı alır. İade edilen malın da maliyet değeri 10.000 TL'dir. Önce iade kaydını yapacağız, sonra maliyet kaydını yapacağız arkadaşlar. Evet, satılan malın iadesi. Ne dedik? 610 satıştan iadeler kullanılır. Niye bu hesabı kullanıyoruz hocam? Şu yüzden arkadaşlar, ben sattıklarımı hani şu gelir tablosunda gösteriyordum ya, satışlar şu 60 grubundaydı. 600 satışlar diyordum. Daha sonra satış indirimleri diye bir yer var, 61. İşte satıştan iadeler de bu 61'in içinde. Bu 610 satıştan iadeler, 611 satış indirimleri. Sattığımdan iadeleri falan çıkartacağım ki karımı bulacağım. O yüzden evet. 610'a yazıyorum bunu. 610 satıştan iadeler 11.000 TL. Hocam bu malın KDV'si de 1980 TL'ydi. Toplam o da 12.980. Adamın bize vereceği paranın 12.980 liralık kısmını siliyorum. Alıcılara ben yazmıştım yani, şu taraftaydı bak alıcılar. Arttığında burada yazıyordum.
Şimdi geldim bunu bu tarafa yazarak adamın 12.980 liralık borcunu silmiş oldum. Çünkü kapattınız. Evet. İade etti. Peki geldik maliyet kaydına arkadaşlar. Bu malı ben kaç liraya almıştım hocam? 11.000. Malı 11.000 diyor. Bak zaten burada bana söylemiyor. Diyor ki malın maliyet bedeli 10.000 TL'dir. Geliyorum arkadaşlar. Maliyet kaydına. Açıklamam şu. İade aynı ayın içinde olduğu için 391 kullanılmıştır. Başka ay olsaydı 191 kullanılacaktı. İndirilecek KDV o da. Arkadaşlar bir önceki sorularda demiştim ki mal alış iadesi, bak aldığım malın iadesi aynı ay içinde olduğu için 191'i kullanıyoruz demiştim. Evet. Şimdi de tam tersi, satış iadesi de aynı ay içinde olursa ben mal satışı şunu kullanıyorum ya 600 391. Evet. Eğer mal satış iadesi aynı ay içerisinde olursa bu nereden geldi ya? Aynı ay içerisinde gidiyorum bu tarafa yazıyorum. Yaptığım iş bu. Bu mal satış kaydı, yurt içi satışları da değiştiriyorum. Satıştan iadeler yazıyorum. İleride bu satıştan iadeleri yurt içi satışlardan çıkartacağım. Yaptığım iş sadece bu. Şimdi ekranımı silelim. Daha önce yapılan maliyet kaydı mal iade edildiği için düzeliyor. Ben daha önce bir maliyet kaydı yapmıştım. Ne yapacağım şimdi? Bunu düzelteceğim. Ters kayıtla mı? Evet. 621. Çok güzel. Betül aferin. Ne yapacağım arkadaşlar? Maliyet kaydında 621'i sola, 153'ü sağa yazıyordum. Bu sefer malı sattığım için maliyet kaydı yapmıştım. Adam iade etti. Biliyorum. Evet. O kaydı tam tersi yapıyorum. Bu tarafa yazıyorum. Bunu bu tarafa yazıyorum. Normalde böyleydi. Ne yaptım? Bunu yani yaptım. Sağ ve sol kullanıyoruz. Evet. Azalık bu tarafa için yazdım. Ki çünkü 621 neredeydi? Maliyet kaydında burada yer alıyor. Sol tarafta. Geldim. Sağa yazdım arkadaşlar. Kapatalım. Maliyet kaydımda bu şekilde oluyor. Burada ne yapmış oldum ben aslında? Bak 153. Şurayı bir daha temizleyeyim. 153 nolu hesabı arttırdım ya. Evet. Art 153 neydi? Ticari mallar. Ticari mallar. Ticari malımız mallar. Geri geldi yani. Geri geldi. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Heh, hocam bir şey sorun da Allah adım şuraya yazsın ya. Malı adama satmıştım, bana iade etti ya. Elimdeki ticari mallar arttı. Ne yaptım? Bak sola yazdım. Maliyet kaydını ters kayıt yapmamın mantığı bu. Hocam kolay ya aslında. Bütün sorular birbirlerine o kadar çok benziyor ki. Evet. Arkadaşlar aynen, sadece önemli olan tekrar etmek. Bak tekrar evet. Et bu dersi. Yani su gibi içersin. Hı. Ve Türkiye'de. Hocam ben artık karıştırıyorum ya. Alan sınavı. Hayır sadece yapmamız gereken hocam soruyu dikkatli okumak. Anlamlı bir şekilde ve kodlarını öğrenmek. Evet. Arkadaşlar. Kodlarını öğrenirsek daha kolay oluyor. Bir şey söyleyeyim. Ya, o kadar kodu nasıl öğrenmek? Alan sınavı diye bir sınav yapılır Türkiye'de sürekli. Her KPSS evet. döneminde. Nedir bu alan sınavı? İşte vergi uzmanlığına gireceksin. Vergi denetçiliğine gireceksin. Gelir uzmanlığına gireceksin. Gelir uzman yardımcılığına gireceksin falan. Bu sınavları bütün arkadaşlar devlet kadroları düz memurluk hariç. Bu devlet kadrolarına yani daha yüksek maaş olan insanlar bunlar. Bunlara girmek için alan sınavına girersin. Ne sorarlar hocam burada? Maliye, muhasebe, hukuk, ekonomi. İşletme. İşletme. Bak bu alanlardan sorarlar ve ortalaması en düşük olan Türkiye'de alan sınavında branş hangisi biliyor musunuz? Muhasebe. Kimse yapamıyor arkadaşlar. Ortalaması düşük olunca sen iyi yaparsan bu alan sınavında herkesin önüne geçmiş oluyorsun. Çünkü kimse yapamıyor. Bakın evet. 7 dakikamız kalmış. Size şimdi bununla ilgili bir şey bakalım. Soruya geçmeyeyim. Hocam bakalım. Allah bir soru sorun da yapayım da şu kağıda yazın ismimi ya. Diğer derste artık Elif, hadi diğer derste. O kağıtta ne ismi yazıyor?
Şimdi onun dışında bir tane kalmış arkadaşlar. Bunu da çözelim. Şimdi onunla ilgili örnek vereyim size. Hocam o kağıt ne kağıdı? Hangi kağıt? Evet. O kağıt. Bak, daha mesela... yeni benim ismimi yazdığınız kağıttan bahsediyorlar hocam. Allah hocam aklıma girmiş olursun. Sen benim ilk cümle... zamanlar her derse ben katılıyordum. Ya sen hala katılıyorum. Hatırlatayım onu. Sözlüğüne 200 mü yazayım senin Allah aşkına? Sözlüğümün biri 99, onu 100 yapın da. Evet, şimdi aralıklı envanter yöntemine göre ne yapacaktık arkadaşlar? Aralıklı envanter yönteminde kullanmış olsaydık malın maliyet kaydını yapmayacaktım. Hangi kayıt hocam o? Şu kayıt arkadaşlar bak. 621. Ha, şunu yapmayacaktım. Malın maliyet kaydını. Evet. Mal sattıktan sonra. Bir de iade ettiğimde, şurada da iade ettim ya. İade ettiğimde de şu kaydı yapmayacaktım. Yani maliyet kaydını tamamen yapmıyorum. Aralıklı envanter yöntemi. Direkt mal satışı yapıyoruz. Ha, normal her zaman evet. Yaptığımız hesap. Evet. Ha, şu olur. Mal satışı işte ya her zaman. Söylemem arkadaşlar. Veya girdiğimiz KPSS alan sınavına mal satışından sonra bir de eğer soruda özellikle demiyorsa gidip de maliyet kaydı yapın demez. Önemli olan senin mal satış kaydını bilmendir. O sınavlar.